Öncelikle evrende henüz düz bir gezegene veya yıldıza denk gelemedik. Olaya yaklaşacağımız noktada tam olarak burası. Gök cisimleri neden düz değil? Bu sorunun cevabı kütle çekim etkisine yatıyor. Yeterince zaman geçtiğinde uzay boşluğundaki her türlü cisim barındırdığı maddeler veya daha da derine inmek gerekirse atomlar arasındaki çekim kuvvetleri nedeniyle en az enerji harcayacağı geometrik forma dönüşmeye başlıyor. Yani olay enerji kavramında bitiyor. Çünkü evrenimizin doğası gereği tüm cisimler minimum enerji harcama eğiliminde oluyor. Kütle çekimi nedeniyle her biri birbirini çeken bu maddeler veya atomlar da yine her birinin en az etki altına kalacağı, diğeriyle en yakın duracağı şekle evrilmeye başlıyorlar. İşte kürede maddelerin aradığı şeklin tam kendisi. Küre haline geldiğinde her molekül ideal çekim değerlerine sahip oluyor. Bir diğer faktör de kütle, diğer bazı küçük asteroidlerin direkt küre şeklinde olmadığını, girintili çıkıntılı değişik şekillerde olduğunu görüyoruz. Bu nedeni ise cismin yeterince büyük kütleli olmadığından barındırdığı tüm maddeleri merkez etrafında çekemiyor olması. Gezegenlerde ve yıldızlarda kütleler dev miktarlarda olduğundan milyonlarca yıl içinde küresel şekle rahatlıkla dönüşüyorlar. Bu durum aslında gezegenimizde bile sık sık şahit oluyoruz. Örneğin su damlaları düz bir şekilde olmak yerine küresel şekillere dönüşüyorlar. Nedeni ise su moleküllerinin birbirine çekmesi sonucu enerjinin minimuma ineceği küresel forma geçiş yapmalarından dolayıdır. Yer çekimsiz ortamda da aynı şekilde su birikintisi ne kadar devasa olursa olsun her seferinde kusursuz bir küresel şekli almaktadır. Özetle evrenimizin temelinde yatan fizik kuralları neticesinde ne dünya ne de diğer gezegenler ne de yıldızlar düz bir şekilde bulunamaz. Kütle çekim etkisi cismin uçlarını merkeze doğru çekerek küresel bir şeklin oluşmasını sağlar. İşte düz bir gezegende yaşamıyor olduğumuzun en büyük ve en açık kanıtı da budur. Bilimle kalın.